Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Ekonomik Boyut programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam Sinan Bayraktar'la beraber bu hafta ekonomiye dair gelişmeleri değerlendireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Nasılsınız? İyisiniz Hamdolsun inşallah? şükür Allah. Hasta olmadan devam ediyoruz. Allah hastalıktan korusun. Amin diyelim İnşallah. Evet klasik bir başlangıcımızı yapalım isterseniz. genel olarak haftalık değerlendirmeyi alacak olursak neler söylemek istersiniz? Buyurun. İyi hafta tabii sakin gidiyor. Yaz aylarına girdik. Yaz aylarındaki beklentiler, turizm beklentileri onları konuşacağız. Haftalık fiyatlarda herhangi bir değişim yok ama kurlar sanki böyle sakinleşmiş. Altın yine yukarı yönlü seyirini devam ettiriyor. Yani 400 80'leri bir test etti. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü e, devam ediyor. E, ancak o konuda tabii uluslararası uzmanlardan gelen e, altınla ilgili sonuçlarda e, yine yukarı yönlü hareketler yapabileceğini, pandemiye çok bağlı olacağını, hı hı. pandeminin gelişmelerine, bu delta varyantına çok bağlı olacağı konusunda değer üretiyorlar. Yani delta varyantında aşırı gelişmeler olursa ki Endonezya tehlikeli gidiyor bu arada. Evet. Altının tekrar yukarı seyredeceğini söylüyor yabancı uzmanlar. Haftalık gelişmelere baktığınız zaman Türkiye bir şeye doğru gidiyor tabi tatil eksenine doğru gidiyor. Tatil ekseninde uzun bir tatil var önümüzde Kurban Bayramı bizim dini bayramların büyüyor o yani hı hı. süresi de uzun geldi yine günleri ve orada tabi ekonomik değer ifade eden rakamlarda konuşuyoruz çünkü Kurbanlık alım satımı büyük bir para transferi ve nakit döngüsü var orada evet. önemli bir değer ifade ediyor Türkiye'de ve dünyada kurban bayramları burada harcanan değerler yani hayvan kesimi et sirkülasyonu, şeyinde bak yani dini bir ibadet de ancak ben ekonomik açıdan baktığım zaman onları görebiliyorum onlar tabii ki bizim için önemli değer ifade ediyor bu haftayı önümüzdeki haftayı da bundan sonra işgal edecek önemli gelişmeler olarak oraya bakacağız haftalık gelişmelerde. Onun dışında dediğim gibi kurlar sabit. Yani hı hı. 8.60, 8.50, 60 civarında seyrediyor. E, oradan bir çok fazla hareket beklenmiyor. Çünkü olağanüstü şeyler de yok gelecek. Peki. Bu Delta varyantının altına bağlantısı ne olur hocam? E, İkincisi Delta varyantının altına bağlantısı şu. insanlar riski gördüğü zaman yatırım güvenli araç olarak şeye dönüyorlar altına. Altına dönüyor. Altına dönüyor. Onu güvenli araç hissediyorlar. Hı. Ve her ihtimale karşılık benim bir fiziksel altınım olsun. Hatta Türkiye altın hesaplarına girdi ama yine de fiziksel altını tercih eden bir ülke. Önen geline siz düğünde bir altın hesabı vermiyorsunuz. Yine bir çeyrek cumhuriyet gibi bir şeyler takıyorsunuz. Seviyor. Yani Türk halkı, evet. Orta Doğu halkı. Yani bu tarafa doğru yani doğuya doğru gittiğiniz zaman altınla ilişkisi çok yüksek. Avrupalılarda bu kadar yüksek bir yatırım ilişkisi olarak şey olarak yok. Zinet olarak yok yatırım olarak var ama zinet olarak yok. Bizde zinet var. Yani kayıt dışı ekonominin içine konuşacağız. Onları evet. giren çok önemli değerler var. Onun için altının yine artış göstereceği tahminleri yapılabiliyor. Burada dikkatli olmak lazım. Delta varyantı da maalesef ki sıkıntılı. Yani iyi bir süreç olarak gitmiyor şu anda. Hı hı. Biraz bulaşma oranı yüksek. Biz aşılamada önemli boyutlara ulaştık. Yani biraz aşılama bizi koruyor bir yerde. Ama şeye bakarsanız sokağa Sokak maskeyi çıkardı. Evet. Bizde rahatladı. Biraz da işte turizm beldeleri, plajlar her taraf dolmaya, piknik, piknik alanları dolmaya başladı. Yani bu sıkıntı yaratır mı? Ben şöyle bir tahminle bulunacağım. Eylül aylarına doğru tekrar kısıtlamalara doğru gideriz gibime geliyor. Çünkü yayılacak. Bizde de görülüyor. Çünkü o bulaş Delta varyantı denilen şey izlediğim kadarıyla mutasyon. Yani evet. mikrop şeye karşı, aşıya karşı direnç gösteriyor. Yeni bir varyant üretiyor kendine. O mikrop bağışıklık sistemini zorlayıcı <laughs> ters yönden çalışıyor size. Siz aşı üretiyorsunuz. O da aşıya karşı kendi sistemini bir canlı varlık. Bakteri, mikrop, virüs bunlar evet. canlı varlık. Dolayısıyla bir sıkıntı yaratacak gibi görünüyor ancak. Buradan dikkat etmek lazım buraya. Peki bu e, altınla devam ediyorduk ki hocam evet. bir öncekinde. E, biz altın madenleri bulduk. Bunları bulmamıza rağmen... Evet. Ee, biraz daha düşmesi gerekmez miydi ne bileyim ya da tekrar yükselmesi gerekli Yok mi tekrar yükselmesi gerekir aksine altın <laughs> madenleri düşürmez yani sizin mesela bizim e, şeyimizde rezervlerimizde altın önemli bir yer tutuyor şu anda <laughs> merkez bankası rezervleri hatta yurt dışındaki e, altınları biz aldık buraya getirdik e, emniyet olarak yurt dışında dururdu yani ülkenin evet. herhangi gibi durumuna karşılık yabancı banka kasalarında duran bir bölüm altınlar vardı onları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aldı getirdi buraya. Kendi rezervlerimizde duruyor. külçe olarak duruyor, fiziki olarak duruyor. Saklanıyor burada. altın tabii ki önemli bir değer. Türkiye'de de çok fazla aranıyor. En son Söğüt'te ve Ağrı'da çıkan altın bir 2 milyar dolar civarında bir altınlık rezerv var. Yani o bizim için önemli bir şey. Yani sorunun karşılığında düşer mi? Düşmez. Yani daha da kuvvetlenir. Ama altın rezervi iyi bir rezerv. Bütün dünya ülkeleri de altın konusunda kendi merkez bankalarının rezerv konusunda güçlendiriyorlar. Ee, geçen programlarda da söylemiştim. Altın tükenmekte olan, bitmekte olan bir emtia, kıymetli maden. Hı hı. Ee, çok fazla çıkarılacak yok. Yani zaman zaman bulunabiliyor. Dünyanın birçok yerinde belirli bir tonaj kaldığı söyleniyor. Onun dışında altının e, yani şeyi olduğu yerler okyanusların dipleri. 2,5 milyon ton, 3 milyon ton altın rezervi olduğu tahmin ediliyor okyanus diplerinde. Hı hı. Oraları oralara ulaşmakta bugünkü teknoloji zor ama insanoğlu onu bulur mu bulur. İnsanoğlu yapar <laughs> yani bu teknolojiyle insanoğlu uzaktan kumandalı cihazlarla, insansız müdahalelerle bunları bulur İnsanoğlu bunları yapacak. E dünyanın dibini çıkaracaklar, alt üst edecekler. Belki altı üstünden daha değerli dünyanın. Yani hani altı üst olmaktan korkmamak lazım. Altı daha değerli. Altına doğru gidiyorlar. Yani altın altına doğru gidiyor. Dünyanın magmasına doğru hareket eden bir bilim teknoloji var ama tabii ki hepimizin izlediği de sonuçlar geliyor. Kirlenme, evet yaşanamaz bir dünya, iklim değişiklikleri. Bunların hepsi de bizim başımızın dertleri. Peki. Şıkıntılar. Piyasalardaki gelişmelere bakacak olursak evet, hocam. Evet piyasalarda şöyle gelişmeler bu var. Adam. Önümüzdeki boyutlarda, piyasalarda beklentiler şu. Yani para piyasalarında çok aşırı hareket beklenmiyor. Faizlerde aşırı hareket beklenmiyor. Hı hı. Yalnız piyasalarda şöyle bir hareket başladı. Aşırı satın almalar devreye girmeye başladı. Piyasalarda. Ee, yani O pandeminin getirdiği, sadece eve kapanarak yarattığınız sıkıntı e, bugün aşılarak devam etmeye başladı. Ve büyük bir hareketlilik var. Yani alışverişte de hareketlik var. Mağazalarda da hareketlik var. Şöyle bir hafta içinde bir e, esnaf bazında, mağazalar bazında gezerek bir araştırma yaptım ve cirolar oldukça yükselmiş. Tabii evet. sıfır cirolardan yüksek cirolara doğru gitmişler ve yüksek değer ifade etmeye başladı. Mutlular, memnunlar ancak memnun olmayan bir kesim var. Aşırı pahalı. Yani pandemiden evvel, bir buçuk sene evvel içtiğiniz bir kahvenin fiyatı değişti. Kesinlikle. Dolar kurlarından bire bir dolayı yani. değişti. birebir bire ikiye çıktı. Yediğiniz yemeğin fiyatı çok farklılaştı. Bugün İstanbul'da şey olarak gözlemlediğim yani iki kişi oturup bir küçük çapta yemek yeseniz en az 50 lira para ödüyorsunuz İstanbul'da. Yani iki kişi içeceğiyle beraber 100 küsür lira para ödüyor. Onları bir test ettim yani. Fiyatlara bir baktım. Yani çok basit rakamda 100 lira para ödüyorsunuz. Yani dışarıda bir çok basit yiyeyim öyle ailece 4-5 kişi yediğiniz zaman bunun karşılığı gerçekten 300-400 lirayı bulmaya başladı ve bu herkesin karşılayacağı bir bütçe değil şu anda. Evet. Piyasalarda gelişme şöyle. Yani aşırı bir hareketlilik var. büyük bir satın alma değeri başladı. AVM'lerdeki hareketlilik yansıdı zaten cirolarına. Bir de tabii şeyi esnettiler. Açılış saatleri, kapalı saatleri esnetilince. insanlar alışveriş özlemindeler. Yani açıkçası hani internetten alışveriş ediyorlar ama piyasaları geliştirici bir sistem olarak mağazaya gidip bizzat dokunarak ürüne alışveriş etmenin zevkini yaşamaya başladılar. Onu ben gözlerinden okuyorum insanları. Mutlular ama bu mutluluğu kısa sürecek endişemi taşıyorum. Yani pandeminin getirdiği sıkıntıları Türkiye yaşayabilir tekrar. İnşallah olmaz. Ha, aşılama bir avantaj olarak önümüzde. Aşılamadan gelen bir koruma sistemi var sağlık sisteminde. O bizi biraz koruyacak gibi görünüyor. Hatta 18 yaşa doğru da çekiyorlar aşılamayı. Çektiler. Ee, Elimizde aşı stoğu yeteri kadar var. Yerli aşı devreye giriyor. Hı hı. ve Türkiye için örneğin mesela JP Morgan hızlı bir dönüş sinyali veriyor. Hatta uzmanlar da Türkiye'nin ikinci çeyrekteki büyümesini çok yüksek olarak tahmin ediyorlar. Bu hareketlilik de onu getiriyor. İhracatta çok ciddi büyüme var. Kurlardan kaynaklanan bir büyüme var. Yani rekabetçi kura yetiştik biz. İyi fiyattan satıyor şey şu an ihracatçı şu anda sattığından İmalatçıların en çok hoşuna yani, giden dönemdeyiz belki de. Dönemdeyiz. Ancak girdileri çok yüksek tabii. Evet. Dediğimiz gibi Maalesef. geçen hafta konuştuk ya enerjiye ve doğalgaza yapılan zamlar onların oradan kazandıklarını götürüyor. Evet. Maalesef ki o çıktı ortaya. E bunlar o sıkıntıları yansıtacak Daha enflasyonun o bölümü yansımadı. Hı -hı. Ee, yani enflasyonun bu enerji zamlarından gelen, turizmden yüksek artışlardan gelen fiyat artışları enflasyona yansımadı daha. Onlar yansıyacak. 17 görünen enflasyonun 24'lere çıkacağını sanki böyle hissediyorum. 22-23'lere çıkacağını hissediyorum önümüzdeki 1-2 ay içinde. Bunların hedefi Merkez Bankası'nın enflasyon tahmin hedefi 13 civarlarında. Evet. Yıl sonu hedefi ve o hedefe daha yüksek oranda erişeceğiz gibime geliyor. Hedefi aşacağız. Çünkü fiyatlar aşırı boyutlara gelmeye başladı. Hakikaten rahatsız edici bir geçim endeksi var Türkiye'de. Gıda pahalılığı... Gıda çok pahalı. Yani gıda da yani edindiğiniz değerler gerçekten çok yüksek. E, yoruyor Türk halkını. Yani Türk insanı bundan şikayet ediyor. E, muhalefette, siyasette onu kaşıyor devamlı. Ekonomide işte e, siz şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Haklı olduğu bir sürü tarafları var tabii. Evet. Yani e, çünkü bugün 2500-3000 lira civarında bir maaş alan bir emeklinin geçim standartlarında ciddi gerileme var. Aç, açlık ve yoksulluk sınırları 9-10 bin liralara dayandı. Çok, fark var Çok farklı. E, Çok farklı. var yani, evet. Şey açıklandı 13.2 işsizlik geldi. Düştü gibi 0.6 gibi bir düşüş var gibi görünüyor ama o yansımayan işsizlik var. Yani orada yansımıyor orası. Türk TÜİK rakamları. büyük verilerine yansımıyor. Yani TÜİK'in de yok. Ee, sosyal Güvenlik Kurumu'na son 4 son ay 4 hafta ortalamasını falan alıyor işsizlikte. Hı hı. Müracaat edenlerin ortalamasını alıyor. TÜİK'in kabahati yok orada. Veri veriden çıkarıyor. Yani işsizlik iş müracaatlarından çıkar. SGK'ya müracaat etmiyorsa zaten bir anlam ifade etmiyor. Alamıyorsunuz o değeri. Yani kayıt dışılık var ya mesela evet. tarım işçisini oraya müracaat etmiyor, görünmüyor. Hı hı. E şey hepimizin bildiği bir gerçek var. Zaman zaman konuşuyorum ben bunu. İnsanlar devlete girmek için KPSS e sınavlarına çalışıyorlar. Üniversite öğrencileri falan. İşe müracaat etmiyorlar ki. Zaten o sayıya girmiyor. E nereden bileceksin? Üstü kapalı işsizlik var. Evet. Küskün işsizler var ayrıca. Ya küskün işsizler dediğim rakam şu. Küsmüş. Nasıl iş bulamayacağım diyor. Yüksek vasıflı olanlar var. Nasıl iş bulamayacağım diyor. Bir yere müracaat etmiyor. Nereden veri çıkıyor? SGK'nın verilerinden çıkıyor. İş iş kurumundan çıkıyor. Evet. Yani iş ve işçi bunu kuruma iş kurumuna müracaat edeceksiniz ki oradaki SGK ile olan diğer bağlantılarla veri ölçümü yapıyorlar. Dataları oradan çekiyorlar. Onunla değerlendirme yapılır. Şimdi oradaki düşmüş gibi görünen şeye müracaat etmiyorsa çıkmıyor. İstihdam oranı yükseldi diyor. İşe alımlarda bu arada bakın istihdam oranı yükselir. Niye yükselir? İşe alımlar yapılıyor. Pandemi nedeniyle kapalı olan yerlere yani, işçi eksiği geldi. Lokanta, büfesi bilmem nesi. Onları SGK'lı yaptığınız zaman işe alım görünüyor onlar. O biraz yükseltir işe alımları. İstihdam oranını arttırır ve dolayısıyla size olumlu veriler gelir. Ama Türkiye'de gerçekten de yani son dönemde yani birinci çeyrekte %7 gibi gelen yüksek büyümeyi ikinci çeyrekte destekleyecek olan %18-20 civarında büyüme gelirse şaşırmayın. Yüksek büyüme gelebilir. Ha bu nereden kaynaklandı sorusunun cevabını açacağız zaten. Neden gelecek o? işte gelişmeler oraya doğru gidiyor. Şimdi Merkez Bankası da tahminlerini değiştiriyor önümüzdeki dönemde. Evet. Baktığınız zaman. 13. Yani e, gidiyor mu Merkez Bankası diyor ki piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu dolar beklentisi 8.95'ten 8.99'a gidiyor. Merkez Bankası da uyanıklık yapıyor. 9 demiyor onu. Hani 29.99 fiyatları var ya. 8'lerde anımsıyorsunuz ama bir gün 9'u geçecek. Yani yıl sonu tahmininlerle 8.99 diyorsanız 9'u aşan bir dolarla karşılaşacağız yıl sonunda. Belki daha yukarıya gidecek ki yabancı banka tahminlerinde 9'u aşan tahminler var. E, 2021 sonu, 2022'nin ilk çeyreğinde 9.5 tahmin eden bir yabancı bankada var. Hı hı. Dolar kuru oraya gidecek. 12 ay sonrası mesela 12 ay sonrasında dolar beklentisi 934 Merkez Bankası'nın. Hangi aydan? Önümüzdeki Temmuz ayına kadar Merkez Bankası'nın dolar beklentisi Temmuz 2022'de 934. Merkez Bankası beklentisini söylüyorum. Şimdi bu neyi gösterir? Gene dolara bağımlılığı gösterir. Gene evet. mevduattaki dolar çözülmez. Yabancı para çözülmez. Millet bekler orada. Şimdi sen 9 dersen, 9.34'te bir yıl sonra dersen ben bekleyeyim der. Ha kazandığınız Aynen. değer yüzde olarak diğer yatırım araçlarına göre çok önemli bir değer midir? Hayır. Onu çok net söylüyorum. Peki. Yani yatırım aracı değildir bakarsanız. Hı hı. Çünkü alternatifleri var onun. Merkez Bankası'nın dolar kurunu 9.34 olarak açıklaması ve yıl sonu enflasyon rakamlarını da 13 olarak beklemesi ne kadar doğru olur hocam? Yani bir yandan zamlar söz konusu. Şey doğruluğu taraftan... açısından doğu, mecbur yapmak zorunda. E çünkü gerçek rakamlar var. Yani ne yapacaksınız? Çelişmez mi hocam? E Bunlar gelmesiyle beraber... Şeyle çelişir o anlamda soruyorsan. Siyasetçinin ben hayatı ucuzlatacağım, rahatlatacağım sizi beklentisinizle çelişir. Şimdi bu neye gider biliyor musunuz önümüzdeki dönemde? Korkarım ki Merkez Bankası Başkanı değişikliğine gider. Yani başımıza o gelmesin Olsun tekrar. Olsun hocam bir gömlek daha değiştirdiniz. E yani bir dördüncü, beşinci başkanı değiştirdiğiniz zaman o zaman güveni kaybediyorsunuz. Bakın hı hı. benim hep söylediğim bir şey var. Yabancı yatırımcı alamıyoruz Türkiye'ye. Yabancı yatırımı bir şeye güvenir. Yasalarınıza, koruma tedbirlerine ve kendi şeylerine, değerlerinin hukuksal açıdan ben burada rahat edebilecek miyim? E şimdi sen ben sana 5 milyar dolar bir sermaye getireceğim Türkiye'ye. Merkez Bankası Başkanı iki de bir değişiyor. Kur tahminleri değişiyor. Yasalar değişiyor, reformlar değişiyor. E ben niye getireyim 5 milyar dolu? Üstelik şöyle bir şey de var. E, Türkiye şu anda yabancı parayla yatırım yapılabilecek en güzel ülkelerin başında geliyor. Evet. Bugün siz 200 euro, 300 euro verdiğiniz zaman, 200-300 dolar verdiğiniz zaman asgari ücrete yakın maaş verirsiniz. Dünyanın geçmiş ülkelerinde hiçbirinde böyle bir ücret skalası yok. Çin'de bile ücretler 200-250 dolar, 300 dolara yükseldi. Evet. Burada en düşük ücretle işçi istihdam etme olanağına kavuştunuz. Ben olsam gelirim derim. Ben yabancı bir yatırımcı. Alman kuruluş, Fransız kuruluş, İngiliz, Hı. Amerikalı. Baktığınız zaman 1 milyar veya işte 500 milyon dolar para getirdiğiniz zaman çarpı 9 lira. Korkunç bir rakam. İstediğinizi yaparsınız burada. Dünyanın en güzel tesislerini kurarsınız. En güzel işçisiyle çalışırsınız. Ama gelmiyor. İşte Hı. bunu sorgulamak gerekiyor. O zaman ben senin sistemine güveni, güven endeksiyle ölçüyorum. Yani benim ekonomik verilerim tamam. Ben para kazanacağım. Ancak benim başıma bir iş gelir mi burada? Benim başıma bir iş gelirse ben parayı buraya getirmem. Nereye giderim ben? Başımıza gelmedi mi? Geldi. Dünyanın en büyük kuruluşlarından biri Volkswagen Grup gitti. Hı hı. Polonya'da yaptı yatırımı. Evet. Bize gelmedi. Geliyordu. Bakın 5 milyar dolarlık bir yatırımdı. Askıya aldı. Askıya aldılar. Gelmedi. Şimdi bu sorgulanması gereken yabancı yatırımcı bize niye gelmiyor denmesi gereken bir sorun. Evet. Buradan yürümek lazım. Yani bugün Merkez Bankası tahminleri evet değişir. Değişmek zorunda. Merkez Bankası gerçeğe yönelik tahmin tahmini. Merkez Bankası ben enflasyonu %5 yaptım diyemez. Hı hı. Yok öyle bir veri elinde. Bu fiyat artışlarıyla yansıtılan mümkün değil. Az bile tahmin etti bana göre. Yani bunu da reel sektör finans temsilcileri katılımcılarıyla gerçekleşiyor. Şu anket yapıyor Merkez Bankası ayrıca. O anketlerden çıkarıyor. Yani tüfe beklentisini de yükseltiyor. Bir 1, 1 17 dönemine göre 14.46 cari yıl sonu beklentisini 15.64 oldu tüfe beklentisi. 12 ay sonrası tüfe beklentisi 12-12'den 12-62'ye çıkardılar. Yani 12 ay sonrası 24 ay sonrasında 16'dan 10-43'e yükseldi. Düşük enflasyon yüksek tahmin etmeye başladılar. 2023 enflasyonu önemli. 2023'te %5'e çekeceğim diyordu. %10'a çekeceğim diyordu. Tek sayılara indireceğim diyemiyorsunuz. Şimdi diyemiyorsunuz. E diyemeyince o zaman yüksek enflasyonla yaşanacak olan bir ülkede siz ne yapmanız gerekiyor? Tedbir almanız gerekiyor. Neye? kendi yatırımlarınızla e, altını bozmam, dövizi de bozmam, hiçbir yere de yatırım yapmam maalesef hiçbir yere de yapmam. Evet. Yani bakın bugün Türkiye'deki e, toplam mevduatın, yani bankalar sistemi içindeki toplam mevduatın yüzde 56'sı yabancı para. E şimdi bu yabancı parayı 240 milyar dolar para var bankalarda el koyamazsınız hiçbir şey yapamazsınız evet. Allah korusun. 240 milyar dolar vatandaşın firmaların yabancı kuruluşların herkesin paraları. 240 milyar dolar paramız varsa bizim de her yıl ödenecek 200 milyar dolar borcumuz varsa bizim sürekli döviz bulmamız lazım. Bizim her yıl 200 milyar dolara ihtiyacımız var. Kesin ve net. Her yıl bizim dış yükümlülükler ödenecek olan paraya ihtiyacımız var ve bunu yüksek maliyetle edinmek zorunda kalıyoruz. Biz bunu yüksek maliyetle alıyoruz. Gidiyoruz uluslararası piyasalara gidiyoruz. Sıvap <laughs> işlemi yapıyoruz. Maliyet ödüyoruz. Maliyet ödünce kurlar yükseliyor. Benim ihtiyacım var mı? Hep söylediğim konu. Her programda da kısım kısım değiniyorum ona. Yine söyleyeyim. Yani ben Merkez Bankası'ndan kur tahmini yapacağım. E ben yıl sonu ödemem gereken tutar varsa ben bugünden dolar biriktirmem lazım. Evet. E bugünden dolar <laughs> biriktirirsem 8.65'ten alacağım doları. Çünkü 9 liraya çıkacak. Şimdi yıl sonu 12. ayda benim ödenecek tutarım varsa ben 9 liradan 9 küsur liradan ödeyeceksem ben bunu ben bugünden dolar alırım. E 2-3 ay tutayım derim. Çünkü çok kötü. 30-40 kuruş daha maliyetim gelecek benim. Ben bugünden dolar biriktireyim. Aman arkadaşlar doları bozmayalım noktasına gidiyor. İşte tehlikesi burada. Ve yüksek maliyetle ediniyoruz biz. Bu. Hı hı. Yüksek maliyetle edindiğimiz kur nedeniyle edindiğimiz enflasyona yatıyor. Hep konuştuğumuz bir değer vardır. Merkez Bankası'nın bakın tüfe beklentisi, üfe beklentisi yüksek. 8.99 dolara dediğiniz zaman üfeyi de yükseltiyor. Yani ilgi, cari işlemler açığında da 22.4 milyar dolardan 21.3 milyar dolarlık gibi bir rakam arasında dönen bir cari işlemler açığı var. Evet. Biz cari işlemler açığımız. Cari açığımız yine 30 milyar dolar civarında dönüyor. Yani bizim her yıl 200 milyar dolar parayı bulup kasaya koymamız lazım, ihracat yapmamız lazım. Ha, bir tanesi geliyor. Turizm gelirlerinden belki yüksek şey bedel 12-13 milyon 15 milyon <laughs> turist gelecek ancak 15 milyon turistle beraber kötü konuşacağım şimdi belki de 40-50 bin kişi ölecek. Evet Mikro getirecek var. maalesef. Yani Rus Rus turistleri aldık buraya getirdik. Sorgusuz. Moskova'da yani 10 binlere tesisiz. çıktı sayılar. Vaka sayıları Hı -hı. 10 bin-20 binlere tırmandı. Yani evet, nasıl zaten. çözeceğiz? Işi? Peki evet. hocam turizme değinelim mi bilmiyorum evet. ama bu e, Merkez Bankası'nın ya da bu doların yükselmesini engellemek, enflasyonun bu kadar büyümesini yükselmesini engellemek için neler yapılması gerekir çözüm konusunda? Çok fazla şey yapılması lazım. Yani bizim hani şu konuştuğumuz bir sorun vardı ya e, denizleri kirletiyoruz. Evet. Atığı ortadan kaldırmamız lazım. Kesin çözüm diyorlar ya. Hı hı. Ben de diyorum ki Merkez Bankası kesin çözüm önerecek sert tedbirleri getirmesi lazım sıkı para politikasında. Parayı emisyon hacmini, fazla parayı çekmesi lazım oradan. Enflasyonu düşürecek olan tedbirleri Merkez Bankası alır. Fiyat istikrarını olsa sağlar. Fiyat istikrarını sağlayacağım demekle bu iş olmuyor. Hı, hı. Bakın biz 18-20 senelik bir hükümet tarafından yönetiliyoruz yaklaşık. Bu kadar süre sonra ben kamuda tasarruf tedbirleri demek yanlış olur. Evet. Eleştiriyorum orayı. Daha evvel yapılması. Kamuda müthiş bir israf var. Kamuda yatırım israfı var, maaş israfı var, adam israfı var. İsraf oğlu israf var kamuda. Bunların çok kesin engellenmesi lazım. Evet. İyi denetlenmesi lazım. Geçen hafta konuştuğumuz konuydu. Denetim sorunu. Denetim sorunu bize sıkıntı yaratıyor. Denetleyemiyoruz, kontrol edemiyoruz. Hı hı. Fazla israf ediyoruz. Bakın araçlardan kamudaki istihdam sorununa kadar her türlü şey açıldı, konuşuluyor. Bunları görüşmemiz lazım. Asıl sorunlu Merkez Bankası'nın tedbiri burada olması lazım. Firmaları rahatlatacak tedbir bulmanız lazım. Düşük kredi getirmeniz lazım. E yüksek faizle gidiyorsunuz. Evet. Yüksek faizle yüzde %24 24-25'le faiz verdiniz. Krediyi verdiğiniz zaman neyle yatırım yapacak adam? Aylık yüzde 2 maliyetle gelen parayla yatırım yaptığınız zaman senin ürünlerine ortalama aylık yüzde 2 zam yapacaksın demektir. Hı -hı. Raftaki mal pahalılaşıyor. E vatandaş Batumatifi şikayet var. ediyor şimdi. Vatandaş şeyi bilmez. Sen bunu kaça imal ettiğiyle ilgilenmez. Vatandaş cebinden çıkan parayı bilir. Cebinden eksileni bilir. E, dön yıl başına cebindeki maaşı dolarla yap. Dön bugün bir daha dolara bul aldın maaşı. Baktın dolar bazında fakirleşiyorsun. Evet maalesef. Maalesef. Peki hocam evet. ağzınıza sağlık kısa bir kısa araya var. gidelim isterseniz. Evet değerli izleyiciler kısa bir aranın akabinde birlikteliğimiz devam edecek. Evet değerli izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde turizm hareketlerini, küresel ekonomiyi satın alma gücünü ve kayıt dışılığı konuşacağız. Değerli hocam, ekonomist Sinan Baylaklarla beraber ilk konumuzla başlayalım, devam edelim. E, turizm hareketleriyle alakalı ilk bölümde biraz çok iç açıcı konulardan bahsetmedik. Belki bu turizm hareketleriyle beraber e, biraz daha e, güzel haberler gelir mi? diye bir soruyla başlayabiliriz gelir, Tabii. Aslında. Turizm bacasız ekonomi. Turizm malum bacasız ekonomi olduğu için küresel hareketlerin tümünü de etkiliyor turizm hareketleri. Bir bacasız ekonomidir. Gerçekten iyi bir gelir kaynağıdır. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerine bakın tümünde turizmden büyük paralar elde ettiğini görürsünüz. Amerika Birleşik Devletleri turizmden çok büyük dış ihracat yapar. Yani ihracat anlamına geliyor. Oraya gelen turist büyük para bırakır Amerika'da. Harcatır. Evet. Kapıdan sokma, soktuğu anda başlatır harcatmaya sizi çıkana kadar harcarsınız. Diğer dünya ülkeleri de öyle. E bugün Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de turizmde e, özellikle istediği noktalarda oldu mu? Hayır pandemi nedeniyle olamadı tabii. Bütün tesisler kapandı, hareket yapılamadı. Ama biz e, bugün e, Türkiye'deki bu hareketlerin tümünde de şeyi görmeye başladık. Otellerin %95-96'sı açıldı. E, ...ağırlamaya başladılar. Çok da iyi tedbirlerle e, ağırlıyorlar. Yani hijyen tedbirleri, yemek servisleri, oda servisleri. Hizmet sektöründe iyiyiz biz. Gerçekten dünyanın hı hı. iyi ülkelerinin arasında geliyoruz. Biz hizmet sektöründe başarılı bir ülkeyiz. Yani bu, bugün bizim lokantada garsonumuzdan tutun da... otel hizmetlerine kadar gerçekten çok iyi hizmet eden bir kuruluş olduğunu görürsünüz Türkiye'de. E, turizmde e, Almanya ve İspanya'nın tamamı küreselde baktığınız zaman risk bölgesi ilan edildi. Ee, hı hı. biz Rusya ile olan e, bir sorunumuz vardı. O da maalesef ki siyasi bir takım gelişmelerden kaynaklanıyordu. Onu şeye bağladılar, sağlığa bağladılar ama o değil. Bizim Ukrayna'ya sıcak mesajlar vermemiz Kırım politikası nedeniyle Rusları biraz rahatsız etmişti. Hı hı. Rusların bize gösterdiği ana sopalardan biri ticari kısıtlamalardır. Evet. O sopayı gösterdi bize. Uçak seferlerini iptal ettiler. Ve gelmedi ama açılınca Antalya ve diğer bölgeler Rus turistlerle dolmaya başladı. İyi bir sayı geliyor şu anda. Turizmde gerçekten de e, sezonu e, değerlendirdiğiniz zaman e, Antalya'da Turizm Bakanı geçenlerde %96-97'si açıldı otellerin dedi. E, ve sezonda iyi bir beklentiye doğru gidiyoruz diyor Turizm Bakanı. Özellikle e, bu Temmuz, Ağustos, Eylül'de 15 milyon sayıyı yakalarız noktasındalar turizmciler. Temmuz, Ağustos, Eylül zaten. Bu beklenti bize önemli bir rakamda. E, Haziran sonunda e, 7 milyon küsurluk rakama çık çıktı zaten. 15 milyon sayıyı oradan getirecekler. E, bizim o 30-40 milyar dolar yani cari açımız kadar olan yeri turizm beklentisinden alıyorduk biz. Evet. Ve cari açığı kapatıyorduk orada açıkçası. Hı hı. Bir bölümünü kapatırız. Belki turizmden iyi bir beklenti gelirse, cari açıkta 6-7 milyar dolarlık bir azalma olabilir. Yani bir iyi yönde azalma olabilir. Hı hı. E, turizm tarafında iyi beklentileri biz şey olarak iyi niyet olarak muhafaza ediyoruz. İnşallah hı hı. o da olacak. Yalnız tabii ki bu önümüzdeki 15 gün, 20 gün Avrupa'nın sayıları, pandemi sayıları. Bu konuda etkili olacak. Bir anda uçak seferleri durdurulabilir. Bir anda olabilir. Çünkü gerçekten e, sayılar kötü gitmeye başladı. Yükselmeye başladı. E, geçen bayağı. gün Avrupa Kupası finali maçı vardı. Herkes izlemişti İtalya, İngiltere. kimse de maske yoktu. Stad Vempley'de doluydu. İngilizler de rahatsız ondan. Yani açıldı hiç kimsenin maskesi yok. İki gün sonra sayılar farklı noktaya gelecek demeye başladılar bir anda tersine dönebiliriz turizmde de. İnşallah olmayacaktır ama biz her zaman iyi niyet beklentisini muhafaza ediyoruz turizmde. Çünkü bizim için çok önemli değer. Satın alması yüksek turizm. Hı hı. Yani tüketim harcaması yaptırıyor. Yemek veriyoruz. sen her şey dahil sisteme koyuyorsunuz. İnsanlar burada mutlular. Denizlerimiz güzel. Bir çok sektör etkiliyor. Birçok sektörü katma değer olarak etkiliyor. Yani domino etkisi yaratır turizm. Birçok şey işsizdi. İşsizlere evet, çok evet. önemli. Garsonu, Kesinlikle. ahçısı yani otelde görev yapanların hepsi işsizdi. Özellikle o bölgenin geçim kaynağı o. Yani deniz kenarlarındaki bölgeler. E, bizim iş turizmde, doğa turizminde de gelişme var. Yani Karadeniz bölgesinde sahillerin dışında dağlara çıkan, trekking yapan insanların da turizme çok büyük katkısı oluyor. Evet. Turizm bir e, bacası ekonomi. Yani iyi bir sanayidir. Geliştirmeniz lazım. Türkiye'de bu değerlere sahip olan bir ülke. Örneğin 12 bin yıllık tarihi olan, bütün dünyanın ilgisini çeken Göbekli Tepe gibi şeyler bizde var. Yani gerçekten insanlık tarihinin yaratıldığı bölgeler buralar. Çok önemli şeyler var. Yeterince reklam yapabiliyor muyuz peki hocam? İyi yapmaya bu konuda? çalışıyoruz. Yapıyoruz tabii ama tanıtım da yine bakın bugün şeye gidin. Gerçi internet nedeniyle çok fazla daha tanınıyor. Eski yıllarda ben yurt dışına çıktığım zaman Türkleri yine böyle festi, işte şalvarlı, çöl gibi ülkeler diye bilirlerdi. O kalktı biraz. İnternet tabii ki bu konuda çok imkan sağladı bize. Yani insanlar bir bölgenin adını yazdığı zaman oralarda çok önemli yerlere ulaşıyorlar, evet. görüyorlar Türkiye'yi. E fiyatlara baktığı zaman kendi parasıyla çarptığı zaman bedava, <laughs> bedava. bedava. Yani ben gideyim bu ülkeye diyor. Uçak parası da ki <laughs> yükselmesine rağmen gene bedava gidiyor. Bu tek korkuları pandemi. Buraya geldiği zaman olağanüstü tatil imkanlarına kavuşuyor. Ben Kesinlikle. zaman zaman işte önümüzdeki haftalara tekrar gideceğim sahil tarafına. Orada yabancılarla konuşuyorum. E, bizim için cennet diyor adam burası. Parasal açıdan cennet diyor. Geçen sene mesela bir İngiliz'de e, ben 6 ay Türkiye'de kalıyorum dedi İngiliz. Ev almış. 6 ay burada geçiriyorum dedi hayatımı. E, çünkü dedi bir pound 10 liraydı o zaman. Şimdi 12 lira. 10-11,5 evet, liraydı bir pound. Yani biz sterline baktığınız zaman 1 lirası 12 lira eden bir değerle siz bir sofraya bir alışverişe oturduğunuz zaman sevgili Ahmet Eller'i böyle açarsın. Geldi Ahmet. Ee, yani o kadar güzel ki bir bozuyorsun parayı, bedavaya geliyor yediğin içtiğin her şey. Bu ülke tarih ve turizm açısından da çok zengin bir ülke. İyi değerlendirmek lazım. Birçok kültürü muhafaza eden bir ülke. Evet. Ha tanıtılabiliyor muyuz sorusuna e, biz tanıtmaya çalışıyoruz ama tabii rakiplerim var. Rakiplerin Yunanistan. Hı, hı. İspanya, İtalya, onlar rakiplerin evet. senin. A, a, Kuzey Afrika ülkeleri rakipleriniz. Mısır rakip, Mısır turizmle ciddi bir rekabet edeceğimiz ülkedir. Mısır çok turist çeker, ciddi turist çeker Mısır. Orayla ciddi rekabetler yapıyoruz ve oralarda da onlar da anti propaganda yapıyorlar. Türkiye'ye gitmeyin. İşte orada anarşi var, terör var, bilmem ne var. İşte orada birilerini askerler öldürüyor. İşte o yapılıyor, bu yapılıyor. Artı bizim içimizdeki zaten anti teröristler var bizim buralarda. Onlar da çıkıyorlar ekranlarda, YouTube'larda. Abuk subuk şeyler söyleyebiliyorlar ama Maalesef. turizme çok önem vermek lazım. Yani turizmde deneyimli bir bakan var, deneyimli bir yönetim var. Mehmet Nur Ersoy zaten turizmci. Yani işi bilen bir kişi. Özellikle olması gereken değerleri yakalamaya çalışıyorlar. İnşallah güzel hareketler İnşallah olacak. Yakalanır. Evet. evet hocam. Küresel ekonomiye gelecek olursak delta varyantının ...yükselmesiyle ya da son dönemlerde bu vaka oran sayılarının artmasıyla hı hı. beraber... ...tekrardan böyle bir kapanma yoluna e, gitme gibi bir durum söz konusu Avrupa'da. E, hatta tam açılmamıştı bile. Hala tedbirleri devam edeceğiz şeklinde de açıklamaları vardı. E, ilk bölümde çok Türkiye'den bahsettik. Bu bölümde biraz daha küresel ekonomiye baktığımızda... ...hem dünyadaki ekonomi nasıl hem de bu ekonominin Türkiye'ye yansımaları nasıl olur... Ne gibi gelişmeler beklerdiniz? Şimdi küresele böyle. bakın dünyada farklı eksenlere doğru gidiyor. G20 toplantı, G7 ülkelerin Ülkeleri. toplantısından da farklı şeyler çıktı. NATO zirvesinden de farklı çıktı. Dünyada ciddi bir çekişme var. Çin, Amerika Birleşik Devletleri çekişmesi var. Artı Afganistan sorunu var. Hı. Afganistan'da Taliban'ın, ülkenin büyük bölüme sahip olması, Amerika'nın oradan çekilmesi, havaalanını bize bırakması, onlar... Farklı ekonomik veriler üretecekler önümüzdeki günlerde. İnsan verileri de üretecekler. Artı uzak doğudan kalkınan büyük bir ekonomi var Çin. Dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda devam ediyor. Para sistemlerinde yine bir hareketler İngiltere'nin Bitcoin bir kripto para yapan bir kuruluşu kapatması var. Bunlar hep ekonomiyi etkiliyor. Avrupa'da ve Amerika'da para bol. Yardımlar dolayısıyla para bol. Merkez bankalarında bol para var likitleri çok yüksek. Yani akışkan tarafı paranın çok yüksek. Nereye vereceklerini şaşırıyorlar. Avrupa Merkez Bankaları ve bankaları para istemiyorlar. Hatta eksi faiz veriyorlar. Parayı getirirsen koruma bedeli alırım senden. Evet. Yani faiz vermeyi bırak. Üzerine ben senden bedel alırım. Senin paranı bekleyeceğim diye diyor. Para istemiyor Avrupa. Nereye verecekler? Gelişmekte olan ülkelere doğru aktarmaya başlayacaklar. Küresel ekonomideki hareket bu. Alışverişte yüksek oranlara ulaştı Avrupalılarda. Yani pandemi nedeniyle evden oturdukları yerde e-ticaretten büyük alışveriş yapıyorlar. Küresel ekonomide rakamlar farklı yönlerde seyretmeye başladı. Tabii buna turizm hareketleri de etkiledi. Ancak bütün bu söylemlerime karşılık küreselde Amerika da bir sorun yok pandemi konusunda. Hiçbir beklentileri yok. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya endişeliler. Evet sayıların artabileceği, tekrar kısıtlamalara gidilebileceği, hatta İngiltere'de e, kısıtlamalardan vazgeçecekler ertelediler. Yani dediler ki biraz daha devam edelim. Sayılar farklı gelmeye başladı. Almanya zaten endişeli. Bir anda uçak seferlerini durdururlar. Yani yüksek sayılara erişme ihtimali oldukça yüksek. Küresel de tabii ki Türkiye ile ilgili beklentiler ve yönlendirmeler de var. Yabancı kurumlar Türkiye enflasyon beklentilerini güncellediler. Aynen bizim Merkez Bankası gibi. E, Goldman Sachs kuruluşu özellikle Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 16'ya çıkarırken Citigroup e, bu sene faiz indirimi beklemediklerini belirtti Merkez Bankası'nda. Yani City Group da diyor ki faiz indirimi beklemiyoruz. Enflasyon beklentisini de yüzde 16'ya yükseltiyor. Bunlar etkiliyor piyasaları. Hı hı. E, bu beklentilerinde hazırlanan enflasyonu 13 noktadan 14'lere çıkardılar ki o beklentiler geldi zaten. Yani orada yıl sonu enflasyon beklentisini yüksek tutarak 2022'nin de yüksek enflasyonla yaşayabileceğini söylüyor yabancı kuruluşlar. Burada elektrik ve doğalgaz fiyatlarına daha fazla zam yapılacağını beklentisi içinde olduğunu da söylediler. Küreselciler söylüyor bunları. Yani hazır olun yukarı yönlü sürpriz beklentiler gelebilir diyorlar. Çünkü bizde Yine dolar bu fiyatlarla yüksek gelirse elektrik ve doğalgaza kaçınılmaz zamlar yapılacak. Hatta benzine ben bugünlerde bekliyorum. Ki benzin, Ki benzin yani alıştık ona 7,5-8 liralara doğru gidiyor. Doldur boşalt sistemine gidiyoruz ama beni hiç etkilemiyor. Hani bir fıkra gibi hep 50 liralık benzin alıyorum var ya o hesaba geliyor. <laughs> ama gerçekten yüksek tabii. Barclays de yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmiş hı hı. İngiliz kuruluşudur. 13.8'den 14.8'e çekti. Bakın küreselde takip ediliyor tabii. Türkiye 83 milyon nüfusu barındıran bir ülke olduğu için burada yapılacak olan yatırımların değerlerini de önem ar evet, arz edecek. Yani ABD'li yatırım bankası da aynı şekilde JP Morgan Morgan'da yüksek beklenti. Burada sorun nedir biliyor musun? Üfe ve tüfe makası açılıyor. Makas açılıyor. Orada %17.53 yüksek bir şey e, 43'lere çıkan, 44'lere çıkan üfe var. Üretici fiyat enflasyonu. Burası sıkıntı yaratmaya başladı. Evet. Maliyet enflasyonu bütün ürünlerde zamlanmayı getirecek karşımıza. E, dünyanın en büyük bankalarından biri Deutsche Bank bir rapor yayınladı geçenlerde. E, yıl sonu enflasyon tahminlerini %15-16'ya çıkardı orada. Revize ettiler. Doğalgazın enflasyon sepetindeki ağırlığının %1.69 gibi geleceğini elektriğin %2.71 gibi enflasyonun üzerine doğrudan etkisinin 61 bas puan olarak yükseleceğini söyledi. Yani 6 puan demek. 61 bas puan enflasyonda benim söylediğim 24'lük rakam o. Evet. Yüksek enflasyonla karşılaşacağız önümüzdeki günlerde de. Bu da bize her türlü sıkıntıyı küreselden gelen o baskıları yaratacak. Ha, küreselde bir takım şeyler var. Söylemlerle kurların etkilenmesi var. Küreseldeki rahatsızlıklar Hı hı. bazı şeyleri de etkiliyor Yunanistan hala konuşmalara devam ediyor oradan yani savunma ile ilgili konuşuyor bir şeyler yapıyor bizimkiler farklı mesaj veriyorlar mavi Marmara'daki şey Marmara diyorum mavi denizdeki mavi vatan'daki e, araştırmalarla ilgili bir ses yok şu anda Bizimkiler de çok fazla üzerlerine gitmiyorlar ancak önümüzdeki Eylül ayları, Ağustos sonu e, tekrar, tekrar patlayacak e, şey de Turizmde Yunanistan tabii çok büyük beklenti taşıyor yalnız. Yunanistan geçen haftalarda pandemiden dolayı bazı kısıtlamaları tekrar başlattı. Kafeleri, gece açılmalarını falan kapattılar. Orada da yüksek oranda bir hastalık görülmeye başlandı ki çok rahatsız oluyor onlar o işten. 8-10 milyon nüfusu dışarıdan gelenler bu hastalığı yaratıyor diyorlar. Evet. O da tabii küreselin baskıları. Küresel bize zaman zaman baskıları yaratacak. Küresel ekonomi, dünya büyüklüğüne baktığınız zaman IMF, Dünya Bankası onların vereceği mesajlar Türkiye'deki e, sallantıları, depremleri meydana getirir. O nedir? Hani söylediğim bir şey var ya orası hapşırdığı zaman biz nezle oluyoruz. Hatta COVID pandemi oluruz. oluyoruz. Covid oluyoruz şu an. Orası hapşırmasın. Hapşırdığı zaman sıkıntı yaratıyor. E, bir iki haftadır Biden'ın açıklamaları yok. Örnek veriyorum. Yani farklı açıklamaları yok. Olduğu zaman Burada bir bakıyorsunuz kurlar oynuyor. İran'la evet. ilgili beklentilerde farklı değişimler var. Mesela küreselde İran'ın lider değişimi var. Daha yansımadı. Yeni Cumhurbaşkanı'nın seçimi piyasalara daha gelmedi. O yansımadı. Bir takım tedbirler alınacak. Çin ciddi hareketler yapıyor. Çin mesela uzak doğudan gelen hareketleri hı hı. Polonya, Macaristan, Slovenya gibi ülkelerde ziyaretler yapıyor. Onları Çin'e çağırıyor. Avrupa Birliği'ne yukarıdan delecek hareketler yapıyor Çin. Onlar da Çinli firmalara karşı tedbir alıyorlar. Küresel hareketler bunlar. Yani Çinli firmaların haklarını kısıtlıyorlar. Çünkü o dünyanın en büyük 100. yılı kutladı işte o kendi rejiminin dünyanın en büyük ekonomisi olarak oynuyor. Bütün oyunun taşlarını oyun kurucusu hı hı. olarak o belirleyecek şeklini, o belirleyecek ve dolayısıyla çok farklı şeyler yaşanacak önümüzdeki dönemlerde. Eylül ayındaki programlara çıktığımız zaman Umarım güzel şeyler görüşürüz bu malum bu senenin ara vereceğimiz son programı olacak Bir ara sezon finali sezon finali olsun. gibi yapıyoruz bunu evet. ee, biraz ara vereceğiz buna Evet Peki hocam bu G7 ülkeleri arasında böyle maliye Bakanları toplantısı oldu e, maliye Bakanında açıklamalar oldu bu açıklamaların olumlu ya da olumsuz etkisi neler olur Evet, G7 evet, ülkeleri evet. toplantıları önemli. Bizimkiler de katılıyor. Hem Merkez Bankası Hı -hı. Başkanları hem Lütfü Elvan gitti G7 <laughs> evet. toplantısına. Orada da dünyaya verdikleri farklı mesajlar oldu. O, o da önemli. Yani e, Türkiye'de işte G7'den e, kaynaklanan bir takım vergi reformları yapılması dünyada verginin tanımını değiştirecek şekiller ortaya koydular. G7 ülkelerinin son toplantısında vergiler üzerinde çok durdular. Vergi tanımları değişecek ee, onlarınla ilgili bizimkiler de oralara imza koyuyorlar. Yani evet. e, orada ki G7'deki alınan kararlara biz uymak zorunda kalıyoruz. Orada da lütfü Elvan gene farklı mesajlar verdi. Biz e, sizin söylediğiniz enflasyonla ilgili mücadelede sıkı tedbirler alıyoruz. Bunlardan sapma yapmayacağız. G7 ülkelerin paralelinde hareket edeceğiz gibilerinden e, mesajları verdiler. O da bizim için önemli. Yani ama ne gelecek ben cebimdeki paraya bakacağım. Eyvallah. <laughs> ben ona bakacağım. Yani bir hani siz konuşuyorsunuz ama ne yapıyorsunuz dediğiniz zaman ortada çok farklı şeyler gelecek. Ve 2021 hep söylediğim bir şey vardı. Sevgili Ahmet kırılma noktasıydı. Kırılıyor. Hakikaten çatırlıyor her yer. 2022'ye siyasi değişimlerle gideceğiz. Farklı evet. siyasi söylemlerle gideceğiz. Çünkü 2022, 2023'e Haziran'ına kadar giden bir süreçte bir buçuk yıl... Hazır. Bizim bir şey, sahnemiz açılacak. Tiyatro sahnemiz, siyaset sahnemiz. <laughs> çok ciddi uğraş. Şimdi meclis tatilde bir takım söylemler düşük geliyor. Bölgelere gidenler daha düşük, daha farklı şeyler konuşuyorlar ama yarın öbür gün biz çok farklı söylemlerle karşılaşacağız. E, Sayın Cumhurbaşkanı doğudan geziler yapmaya başladı. İşte Hı -hı. Diyarbakır, Hakkari gibi oralardan farklı mesajlar vermeye başladı. E, siyasi söylemler ee, sistemin küresel ekonomideki söylemleriyle birleşecek bizimkilerinki. Yani evet. dışarıdaki bir söylemle bizimkilerin bir söylemi arasındaki farklar fiyatlara yansıyor. <laughs> Ekonomi böyle bir şey. Yani bugün riski gördüğü zaman yatırımcı nereye yüklenir? Ülkesine risk gördüğü zaman yatırım araçlarına yüklenir. Yatırım yapmaz. Gider altın alır. Gider döviz alır. Gider kendini koruyacak olan sistemlere. Gider bir abuk şey sabuk yani. işlere döner. Bitcoin'lere yatırır, çiftlik banklara yatırır, bir yerlere yatırır. Çünkü enflasyondan kendisi koruması için de e, sapmalar varıyor. Yani nereden gittin, kim söyledi sana? Arkadaşım söyledi, ben yatırım yaptığıma geliyor. Bu doğru değil. tabii bu devletin önermedi, devletin yapmadığı Hı -hı. bir sistemde. Küreselden gelen bir takım zenginlikleri görüp de ben buralara yatırım demek yanlış. Ama biz sistemleri açıcı G20'deki mesajlar, Türkiye'nin ileriye dönük gelişmeleri hep beklenen şeylerdi. Mesela nüfus analizi yapıldı Türkiye'nin. Marmara bölgesi neredeyse dörtte birinden fazlasını işgal ediyor nüfusun. Yani Marmara bölgesinde yaşayanlar yüzde evet. nüfusun yüzde 27'sine falan geldi. Önemli değer üretiliyor. E bunları analiz ettiğiniz zaman oradaki harcama kalemlerine göre rakam ifade etmeniz lazım. Kentleşme, köyleşme. Şehirleşme, kırsallaşma bunların hepsi sistemin içinde var. Peki. Ama şudur yani e, benim hep önemsediğim bir şey var. Küresel hareketlerin ışığında siz etkilenirsiniz. Yani büyük ekonomiler, oyun kurucular, oyun yapıcılar, piyasa yapıcılar, İngiltere, Londra, Moskova, New York, Japonya borsası da olan hareketler bizi farklı yönlere doğru evet. çekiyor. Yani farklı evet. şeyler görebiliyoruz orada. Peki hocam. E, tüketim ile alakalı evet. neler söylemek istersiniz harcamaların durumu nedir ve son dönemlerde satın alma gücünün düştüğüne yönelikte e, belirtilse de e-ticarete baktığımızda ise işte tüketim harcamalar e, aldı başına gidiyor. Hani biraz çelişki var gibi ama e, bu şu da bir gerçek ya ki Türkiye, satın alma gücü de düştü. Türkiye satın alma gücü düşük bir ülke iç iç piyasada ama dünyadaki de en ucuz ülkelerden biri. Hı hı. Yani Türkiye ucuz ülkeler arasında yer aldı diye bir haber var haber kuşağından aldım. Nasıl diye baktım Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 2020 yılı geçici sonuçlarına göre 32 oldu diyor endekste. Bu değer Avrupa ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'deki 32 euro karşılığı Türk lirası ile satın alabileceğini gösterdi. Yani 100 32 gibi bir değer farkı var arada. Fiyat düzeyi endeksi ulusal para birimlerinin karşılaştırma olarak yapılan bir değer endeksinden çıkıyor. Türkiye ucuz ülke, ancak içeride pahalı ülke. Biz hı hı. şimdi tüketim harcamalarına baktığımız zaman aşırı tüketim yapan bir ülkeyiz. Doğru mu doğru? Çok tüketim yapıyoruz. Bilinçsizce tüketim yapıyoruz. İsraf ekonomisini konuşmuştuk. İsrafa yönelik olarak tedbirleri almıyoruz. Bizim burada bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı aşamıyoruz. Yani bu bizim aşırı tüketimden kaynaklanıyor. Hele internet ve pandemi bize fiyatları kontrol etmeden alışveriş etmemizi sağladı. Maalesef ki e, yüksek e, oranda tüketim harcaması yapıyoruz. Türkiye tüketen bir ülke. Tüketimi yüksek olan bir ülke. Mesela büyümeye en fazla etki eden rakamların başında tüketim harcamaları geliyor. Hizmet ve tüketim harcamaları geldi. Evet. Kredi kullanımı açısından. Ben kredi kullanayım, araba alayım. Ben kredi kullanayım, cep telefonu alayım. Geçen hafta konuştuğumuz taksi sayılığını azalttılar biliyorsunuz. Tüketimi kısabilmek için yaptınız. Tüketimi çok arttırdığınızda enflasyonu da arttırırsınız. Arz heple alakalı. Sormadan bir şey satın alıyorsanız satıcı koyduğu zaman Nasıl satılıyor diye. Hani söylediğimiz şeyi tekrarlıyorum. Raftaki malın fiyatına karışamazsınız. Evet. Fahiş fiyat uygulaması var. Ancak benim imalatım bu der. Koyar, satın alman, yapan onu alır veya olmaz. Oraya bakacağız. Hı hı. Yani buradan hareket ettiğiniz zaman, o zaman e, ucuz ve pahalı mıyız diye tartışmasını yapamayız. Yani tüketim harcamaları gerçekten çok yoğun gidiyor. İnternet ticareti çok yoğun gidiyor. Hı hı. Yani 200 milyar liralara yaklaşan bir internet ticareti var bizde ve internet firmaları da yoğun harcama yaptıran kuruluşlar haline geldiler. Evet. Kolay harcama yapıyoruz. Hı hı. Tüketimde yüksek bir ülkeyiz. Ne kadar kontrol edebiliriz bilemiyorum onu tabii. Yani cebimizdeki kartlar o dijital para dediğimiz sistemler daha da gelişecekse bizim tüketimlerimiz artacak. Ancak bir gün döneceğiz, bakacağız. Elimizi cebimize attığımız zaman para kalmamış. O tüketimi oradan kısabiliyorsak başarılı olacağız. Kontrol edebilmek lazım. Bütçeyi yönetmek lazım tüketim harcamalarında. Bütçe kontrolü çok çok önemlidir Ahmet. Bütçeyi kontrol edebildiğin anda başarılısın. Kontrol edemediğin anda yazın <laughs> yeniden hurmalar hesabı ortaya çıkar. Yani bunları çok dikkatli tüketmek lazım. Evet. Çok dikkatli hareket ettirmek lazım. Bu, Ağustos böceği karınca hesabını dikkatli analiz edelim. La Fontaine'nin hikayelerinden baktığınız zaman sen cırcır cır edilir durursunuz, karınca biriktirir. Karınca <laughs> kışlık azın Bizim de kışa doğru gidecek tedbirleri almamız lazım. Bakın bugün konutlarda tüketim harcamaları aşırı boyutlarda. E bireysel baktığınız zaman kişisel harcamalarınıza bakın. Ödediğiniz faturalardan zaten endekslemenizi çıkarırsınız. Şeye bakın Önümüzdeki aylarda kışın doğalgazlar yanmaya başladığı zaman bir kez daha yüzde %10 zam yaptıklarında bin <laughs> lirayı bulan bir harcamayla karşılaşacaksınız doğalgaz ısıtmada. Evet. 2-3 ay bunu ödemek zorunda kalırsınız o soğuk aylarda. Geçen sene kış yoğun geçti ciddi paralar ödedik. e Bunu da elektrikle birleştirirseniz hele bugünlerde bakın klimalar çalışıyor. Elektrik harcamaları aşırı boyutlarda bizi Yükselecek. yoran gerçekten değerler karşımıza çıkmaya başladı. Peki hocam. orada da bir sıkıntı yaratıyor bize. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Yani bir şu kayıt dışılığa giremedik. Bu evet kayıt dışılık, ama... Kayıt dışına gireceğiz. Onu çok konuşacağız. Kayıt dışı %30 civarında devam ediyor Türkiye'de hala. Kayıt Hı -hı. dışı ekonomi. Ee, ben bir şey iddia ediyorum. O iddiamın sonuna kadar da duracağım. Türkiye'deki milli gelirin oranı belli değildir. Rakamı Hı -hı. da belli değildir. Kayıt dışılıktan dolayı. Ben 8-9 bin dolar olduğuna inanmıyorum. Açık söyleyeyim daha yüksekte çıkabilir. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de kayda girmeyen birçok gelir var. Ben Türkiye'de ben hakikaten anladım. var. Yani bugün devletin kayıt dışı ekonomi diye tarif ettiği yer %29-30 olabilir. Ancak ben daha yüksek olduğuna inanıyorum. Çünkü evet. bakıyorum çok farklı yerlerden farklı gelirler elde ediliyor. Hı hı. Abi ver bin lira şu işi yapayım dediği zaman bin lira transfer ediyorsunuz bir yere yaptırıyorsunuz bu işi. Bir tane işini. Dışı. Kayıt dışı her şey kayıt dışıdır. Hiçbirinin faturası gelmez. Çoğunun çıkmaz. Yani özellikle tamir bir takım hizmet alırken yaptığınız harcamaların hiçbiri yoktur. Acil işlemler için verdiğiniz zaman arabanızı çektirirsiniz örnek vereyim size verirsiniz 200 300 lira faturası yoktur ben Cebe gider onlar. Onların kaydı yok. Simitçinin kaydı yoktur. Onun kaydı yoktur. Ve Türkiye kayıt dışı ekonomi cennetidir baktığınız zaman. Biz Eyvallah. bir yani bunu engellememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Devletin verilerinde 29 gibi görünüyor. 30 gibi görünüyor. Ben daha yüksek olduğuna inanıyorum. Dur. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Tekrardan çok teşekkür ederiz. İzleyenlere kısa bir süre, birkaç ay müsaade istiyoruz yaz tatili için. E, Eylül'den sonra Allah nasip eder. Allah İnşallah. Sağlık sıhhat verirse yine beraberce. Allah hayırlı. Şartlar uygun olursa devam edeceğiz. Herkese sağlık sıhhatli bir bayram haftası dinliyorum. Allah Eyvallah. kestikleri kurbanları da kabul etsin, ibadetlerini kabul etsin. Elimizi ayağımızı kesmeden kurbanları kesip gereken yerlere hayır kurumlarına ulaştırmakta yarar var. Herkese sağlıklı bayram haftası diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah Sağ görüşmek olsun. üzere. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler Eylül'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.